Efendim merhabalar, iyi geceler hepinize. İyi Bak Kendine programından selamlar, saygılar. Sevgili seyirciler, bugün de daha evvel işlediğimiz bir konuyu önemine binaen bir kez daha ama farklı açılardan mümkün olduğunca ele alacağız. Psikiyatrik alanda genetiğin ne anlam ifade ettiğini, genetik tedavinin, genetik yaklaşımın, genetik danışmanlığın, kişiye özel tedavinin ne anlama geldiğini uzmanlarımızdan soracağız. Ve ilaç kan düzeyini konuşacağız. Sevgili seyirciler, önceki haftalarda bu konuları ele aldığımız zaman pek çok kişinin aslında bir bakıma yarasına temas ettiğimiz ortaya çıktı. Ve pek çok seyircimizden buna ilişkin yeni sorular, yeni talepler geldi. Bu konu yeni bir konu, ayrıntılandırılması gereken bir konu olduğu ortaya çıktı. Yıllarca tedavi gördüğü halde ilaçlardan yeteri derecede fayda göremeyen ya da tedaviden doğru sonuçlar alamadığını düşünen, tedavi uyumu konusunda ailenin sabrını zorlayan durumlarda bu durumun, bu konunun bir kez daha ortaya geldiği anlaşılıyor. O sebeple tekrar gündemimize alıyoruz. Efendim, ilaç kan düzeyi ne demektir? Psikiyatride genetik yeni bir durum mudur? Genetik profilin çıkarılması ne anlama gelmektedir? Genetiğe göre ilaç uygulaması hastaya ve yakınlarına neler kazandırmaktadır? İlaç dozu açısından ne gibi imkanlar sağlıyor? Tüm bunları konuşmaya çalışacağız. İki psikiyatri uzmanı konuğum var bu gece. Farklı açılardan yaklaşmaya çalışacağız. Sevgili seyirciler, canlı bağlantılarımız olacak. Ekranda gördüğünüz telefonda sizleri yine misafir etmek isterim. Varsa konularınız bizimle ilgili, bu konuyla ilgili paylaşmanızı öneririm. İyi Bak Kendine @ulketv.com.tr adresi mail adresimiz. facebook.com/iyibak.kendine adresinden yine yazabilirsiniz Facebook'tan. twitter.com/ugurcanbolat'a hatırlatalım. Dönelim stüdyomuza. Doktor Gökben Hızlısayar, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. NF İstanbul Hastanesi'nden misafirimizsiniz. Bu genetik konusu seyircilerimiz tarafından inanılmaz bir şekilde ilgi gören bir konu oldu. Biz birkaç kez anlattık aslında bunu farklı zamanlarda ve farklı konuklarla. Ama galiba henüz yeni bir konu. Çok yeni. Ülkemizde çok yeni bir konu. Ve galiba sıklıkla konuşmak gerekiyor. Evet. Bana gelen sorulardan anladığım kadarıyla özellikle Anadolu'da hekimlerin ve psikologların da ilgisini çeken, meslektaşlarınızın da ilgisini çeken bir konu ve nasıl olduğuna ilişkin bilgiler de geliyor. Hem hastalara yönelik, hem yakınlarına, hem de biraz da meslektaşlarınıza yönelik bir açıklama anlamına gelecek galiba bugünkü programımız yine. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Doktor Alper Evrensel, Memori Sentinel Psikiyatri Merkezi'nden, Bağdat Caddesi'nden merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlaç kan düzeyi konusu yine çok merak edilen bir konu. Yani aynı dozda ilacı daha evvel anlatmıştınız. Bir kişiye verdiğinizde hiç bana mısın derken bir başkasında kimyan etkilere de sebebiyet veriyor. Burada anlaşılmaz bir durum var. Ben defalarca hekime gittim, aylardır beni takip ediyor. Şu kadar dozda ilaç veriyor ama ben tedavi olmuyorum diyor. Doğru bir şey söylüyor. Fakat ilaç kan düzeyine galiba bakılmadığı için belki de o ilacın ona hiç tesir etmediği bile düşünülmemiş. Evet. Burayı biraz ayrıntılandırmanızı isteyeceğim. Bugün önemli bir konu seyircilerimize. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sizden. Sevgili seyirciler, 24'te haberlerimiz var. Ülke TV Haber Merkezi'ne bağlanacağız. Haberlerimizi aldıktan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önemli bir konu. Lütfen sorularınızı yazdırmaya devam edin ve göndermeyi sürdürün. Az sonra sorularınıza da yürüyeceğiz. Gökmen Hanım, sizinle başlayalım mı? Dilerseniz bir tanımlamayla başlayalım. Genetiğin psikiyatriden anlama geldiğini konuşursak, hani genetik yatkınlık gibi anlaşılıyor ama aslında konuşacağımız genetiğe göre ilaç kullanımı, kişiye özel tedavi, kişiye özel tıp ya da genetik profilinin çıkarılması gibi anlamamız gerekiyor galiba. Yani ne demektir? Biraz oradan başlayalım. Genetik tıpta daha çok tanı alanında kullanılır. Yani bir hastalık varsa kalıtsal, kişinin doğuştan getirdiği, anne babasından, dedelerinden miras getirdiği bir hastalık varsa bu hastalığın bir alt kuşağa geçişiyle ilgili kullanılır. Bunların taraması için, yani işin daha çok tanı kısmında kullanılır. Ama bugün bizim bahsedeceğimiz kısmı çok daha yeni bir kısım. Tedaviyle ilgili bir kısım. Kişinin genetiğine göre bir ilaç düzenlenmesi. Kişiye özel tedavi diyebiliriz. Evet. Bazen hastalarımızdan şöyle bir şey geliyor. Benim depresyonum var, başım ağrıyordu. İşte uykum bozuktu, sık ağlıyordum.
bana A ilacını verdi doktor. Sonra komşumda da aynı şey çıktı. Bana çok iyi gelmişti ilaç. Komşuma da ben önerdim. Hiç iyi gelmedi. Çok fazla yan etki yaptı. Daha kötü oldu gibi şeyler. Buna hayret ediyorlar tabii. Yani i̇laç aynı ilaç. Şikayet aynı. Ama niye iyi gelmedi gibi. Bugün bahsedeceğimiz konu biraz bu. Evet. Neden bir ilaç bir kişiye iyi gelirken bir kişiye iyi gelmiyor? Neden bazı kişiler birçok ilaçtan fayda görmüyor? Hatta hiçbir ilaçtan fayda görmüyor kimisi. Neden bir ilaç bir dozda bir kişide çok iyi gelirken birisinde o kişiyi zehirleyecek kadar yan etki yapıyor, birisinde çok çok düşük kalıyor. O ilaçtan 3 tane almak gerekiyor günde. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Biraz da şimdi tıpta çoğu zaman yani bazı belirtilerden bazı hangi ilaçların iyi gelebileceğini doktor tahmin etse de çoğu zaman uygulama körlemedir. Yani doktor bu ilacın iyi gelme ihtimali yüksektir diye bir seçim yapar. O ilaç iyi gelmezse deneme yanılma yöntemiyle ikinci ilaca geçer, kombinasyon yöntemlerine geçer. Birçok tıp branşında durum budur. Psikiyatride zaten hani birçok seçenek vardır, ilaç seçenekleri vardır. Bu deneme yanılma yöntemlerinin en fazla görüldüğü branştır. Deneme yanılma yöntemi hastayı kobay olarak kullanmak değildir. Ama mesela depresyon olan bir kişi için 10 çeşit antidepresan vardır. Hangisinin verileceğine dair hasta bazı ipuçları verir ama bu ilaç bu kişiye kesin iyi gelir ya da çok büyük ihtimalle bu iyi gelir gibi bir şey çok fazla yoktur. Genel bir kanı vardır. Bir depresyon olan bir kişiye bir ilaç verdiğin zaman %70'tir iyi gelme ihtimali. Bu %70'i nasıl arttırabiliriz? Çünkü kalan %30'luk grupta o ilaç iyi gelmeyecektir ya da çok yan etki yapacaktır. O zaman ikinci bir ilaca geçmek gerekir. O grupta gerekir. Az bir sayı değil galiba. %30 dediğimizde önemli fazla bir oran sayı. Değil mi? Tabii. Peki ilacı verince hani bir günde iyi gelip gelmediğini, bir haftada iyi gelip gelmediğini anlasak yine sorun yok. 4 hafta, 6 hafta beklemek gerekecektir. Bu 4-6 haftada kişi depresyonuyla baş başa, iş güç yapamıyor, son derece huzursuz, belki intihar riski var. 4-6 hafta sonra evet bu ilaç iyi gelmedi, ilaç değişikliği yapılacaktır. Yine bir 4-6 hafta beklemek gerekecektir. Bu kişi hastanede yatıyorsa hastane yatışı çok uzayacaktır. Yani bir hastanın hastane yatışının 4 hafta uzaması ciddi bir hem hastaya bir psikolojik yüktür, hem bir kaynak kaybıdır, hem aileye bir maddi yüktür. Ya da devlet hastanelerinde ise yatağın başka bir hasta için kullanılamamasıdır. Yani kaynaklar kısıtlıdır sağlık sisteminde. Birçok yani dünyada, bir nevi ilaç boşa atılmış olan değil mi? Dünyada birçok alanda artık o branşların ekonomisinden bahsedilirken bu da bir psikoekonomidir. Sağlık ekonomisiyle ilgili bir konudur ama ondan daha önce ateş düştüğü yeri yakar. Hastanın bir an önce şifaya kavuşması için genetik profiline bakarak, kişinin genetik yapısına bakarak ya da genetik yapısıyla ilgili bazı ipuçlarına bakarak acaba daha birinci günden ya da birinci haftadan ya da tedavi henüz hiç başlamadan hangi ilaçtan fayda göreceğini tahmin edebilir miyiz? Bununla ilgili ihtimali arttırabilir miyiz? Ya da vereceğimiz bir ilacın dozunu nasıl ayarlayabiliriz? Bu kişi yüksek dozama ihtiyaç duyacak, düşük dozama ihtiyaç duyacak. Bugün bahsedeceğimiz konular biraz bunlar. Peki. Alper Bey size sormadan aklıma Gökben Hanım anlatırken Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası geldi ama konuya da sanki uyacak gibi. Buradan dönerek size soru sormak istiyorum. Gözünden rahatsızlık çeken birisi Nasrettin Hoca'ya gitmiş. Aman hocam eskiden biliyorsunuz bu tarz hekimler hem hakim oluyorlar hem hekim oluyorlar hem doktorluk var. Yani pek çok beceriyi bir arada taşıyan kişiler Lokman Hekim gibi filan. Gözünde şikayeti olduğunu söylemiş. Gözüm çok zayıf, çok az görüyor. Ne yapmam gerekir? Nasrettin Hoca demiş ki kara sakız yapmıştır. Anadolu'da kara sakız vardır. Kayseri'de bilir misiniz? Böyle sabunun siyahı gibi düşünün. Katı bir madde. Yani katranın katısı gibi bir şey. O ateşe tutulur. Biraz eritilir. Eritilince de elde vesaire yani sivilceleri ve yaralara basılır o. Ertesi gün bir iki gün durduktan sonra kaldırılır. İçerisindeki tüm işte o işte eril vesaire filan çıkarmış olur. Ve ilaç da yarada iyileşmiş olur. Gözüne yapmış bu kara sakızı. Ertesi gün tabii sökerken ne kaş kalmış ne kiprik kalmış. Gözde görmez hale gelmiş. Çok öfkelenmiş tabii kişi. Sabahın köründe nefesini hocanın kapısında almış. Büyük bir şiddette kapıyı yumruklayarak işte bağıra çağıra filan. Hoca gayet sakin biçimde ne oldu diye sormuş. Ya sen bana kara sakız önerdin. Ben de gözüme uyguladım.
yarım gözden gören gözüm hiç görmez oldu. Bu nasıl iş filan? Nasrettin Hoca gayet sakin bir şekilde demiş ki, ya benim elim yara olmuştu, oraya uygulamıştım, çok iyi gelmişti. Demek demiş, kimine gelir, kimine gelmez. Yani kritik cümle son cümle. Hani kimine gelir, kimine gelmez. Şimdi bu ilaç meselesinde hani doğru doz, doğru ilaç değil mi? Çok önemli bir şey. Evet, evet. Yani galiba işte ilaç kan düzeyi olmadığında, genetik yaklaşım olmadığında kimine iyi geliyor, kimine iyi gelmiyor gibi. Buradan hareketle siz de biraz o doğru doz, doğru ilaç, doğru oran, kişinin ihtiyacı, Gökber Hanım kaldığı yerde biraz yürür müsünüz? Şimdi yüzlerce yıl boyunca hekimlik işlemi biraz böyle deneme yanılma yöntemiyle uygulanmış durumda. Artık günümüz tıp imkanları net teşhis koyarak, görerek, ne yaptığını çok daha iyi bilerek yapma yolunda ilerliyor. Bunun da önemli bir basamağını bu genetik temelli yaklaşımlar oluşturuyor. Aslında sadece psikiyatride değil, tıbbın bütün branşlarında genetik boyut çok önem arz eden bir alan. Zira genetik olmayan hastalıklar olarak mikroba bağlı hastalıklarla travmaları sayabiliriz. Bunları çıkarırsak eğer, her tür hastalığın zemininde genetik bir boyut var. Yani dahili hastalıklar, işte şeker, tansiyon, kalp hastalıkları, damar hastalıkları, kanser gibi dünya toplum sağlığını çok temelden etkileyen, ölümlerde birinci, ikinci, üçüncü, ilk sıraları alan hastalıkların hepsinde çok temel rol oynayan bir alan. Dolayısıyla genetik üzerine yapılan araştırmalar ve genetikle ilgili ortaya çıkan gelişmeler devrim niteliğinde. Hem tanı hem tedavi aşamasında. Demir Gökben Hanım ifade etti, bugüne kadarki çalışmalar hep daha ziyade tanı boyutuyla ilgiliydi. Genetik hastalıkların önceden tespiti ve bu hastalıkların olmadığı insanların dünyaya gelmesini sağlamak, riski belirleyebilmek, evlilikleri buna göre oluşturabilmek, gebelikleri buna göre oluşturabilmek gibi. Ama artık o zemin ile dünyaya gelmiş kişilerin sahip oldukları rahatsızlıkların tedavisinde de genetik bilgiden yola çıkarak tedaviyi optimize etme, en ideal haline getirebilme yönünde bir gidişat var. Bunun da iki boyutu var. Bir tanesi kişilerin genetik profillerini bilmek suretiyle sadece psikiyatride değil bütün rahatsızlıklarda tedavi için uygun ilaçların önceden belirlenebilir olma ihtimali. Yani ilk müracaat eden hastaya o kişinin genetik durumuna bakarak en uygun ilacı en başta kestirebilme. Yani o körleme yapılan seçimle, hastanın şikayetleri doğrultusunda yapılan seçimle değil de hastanın o şahsa özgü genetik profilinden yola çıkarak bir ilaç seçmeyi ifade etmeye çalışıyorum. İkincisi de şu veya bu şekilde oluşmuş bir tedavi protokolünde en başarılı sonucu elde etmeye yönelik bir konu. Burada da ilacın dozlarının ayarlanması. Tamam, ilaç seçilmiş. O hasta için bu ilacın uygun olacağı doğru kanaati ilaç var. Doğru ama ilaç. Ama sıra doza geldi o halde değil mi? Yani doğru ilaçtan sonra sıra doza mı geliyor efendim? Yani doğru ilaç nasıl, ne kadar doğru onu da tam bilemiyoruz. Tabii. Ama bu bir tahmin diyelim. Evet. Yani bu rahatsızlık. Daha doğrusu doktorluk depresyon melekesini getirdiği bir şey. Yani hani böyle tahmini verilen bir şey değil ama doktorluk becerisinin, bilgisinin o ilacın o şahsa doğru geleceği bütün, demek. Bütün parametreleri değerlendirdikten sonra muayene, öykü, bunları bir araya getirdikten sonra o hasta için bütün ilaç seçenekleri arasında en uygunu olacağını düşündüğümüz bir ilaç var. Sivrilir. Bir ilaç böyle kendini belli eder. Hastamızın beklentilerini de göz önünde bulundururum. Örneğin yani ben kilo almak istemiyorum
diyorsa bu da çok önemli bir kriterdir. Ya da dikkat gerektiren bir işi varsa, trafikte çok kalıyorsa, değil mi? Uykusu ve halsizlik gibi konuları da değerlendirmek lazım. Dolayısıyla bu tür işte parametrelerin hesaba katılması ile elde edilen bir ilacın o hasta için hangi dozda kullanılması gerektiğine dair bir durumu da genetik yapıyla ilişkilendirerek biz değerlendirmek zorundayız. Zira kimi insanın genetik yapısı o ilaç için çok uygundur ve üst düzey başarılı sonuçlar elde edilir. Kimi insanın genetik yapısı o ilaç için ilacın vücuda yaramayacağı şekildedir. Peki bu nedir? Yani buradaki genetik yapıdan kastımız şu. Şimdi psikiyatri olsun, diğer tıp branşları olsun, ilaçların büyük bir bölümü karaciğer üzerinden metabolize ediliyor. Karaciğerde ise ilaçları metabolize eden bir sistem var. Bu sistemin nasıl çalışacağı ise birçok gen tarafından kodlanıyor. Dolayısıyla bir insanın karaciğer enzim sisteminin çalışma tarzı sanki o insanın parmak izi gibi bir nevi. Evet. O şahsa özgü. Dolayısıyla biraz önce Gökben Hanım güzel ifade etti. Yani işte komşuma iyi gelmiş bu ilaç, bana niye iyi gelmiyor şeklinde bir durumun açıklaması da bu. Çünkü komşunun genetik yapısı farklı, seninki farklı. Aynı ilaç, şikayetleriniz aynı dozda. Aynı ama genetiğiniz farklı. Tabii şikayetler çok aynı olabilir. Olabilir. Aslında hiçbir hastanın şikayetleri de aynı olmaz da oldu diyelim. İş bakışta öyle yani görüntüsü. Farz edelim ki öyle. Ama buna rağmen cevap aynı olmayabilir. Bunun da aslında bizim toplumumuzda özellikle, yani Türkiye toplumunda bizim hitap ettiğimiz insan topluluğu üzerinde bu konu çok daha fazla önem arz ediyor bana kalırsa Uğur Bey. Çünkü çok karma bir insan grubu var Türkiye'de yaşayan. Yani hani 72 yani millet farklı olabilecek anlamında. O anlamda evet. Yani 72 millet diye tanımlayabileceğimiz bir hani imparatorluk coğrafyasının içinden karışmış, katışmış, birbiriyle kız almış, vermiş, evlenmiş, genetik özellikleri iç içe karışmış bir havuz bu. Başkaca ülkelerdeki kadar homojen bir havuz değil insan genotipi açısından bakınca. Dolayısıyla yani mesela bir Kayseriliye yapılacak tedavi ile bir Rizeliye yapılacak tedavi arasında bile bir şey olabilir. Farklı durum olabilir. Çünkü onun genetik yapısı ile öbürünün genetik yapısı birbirinden farklı olabilir. Bu da beklentileri farklılaştırıyor zaten. Farklılaştırıyor. Galiba. Yani bu noktada en optimum, en başarılı zaman ve başkaca kayıpların olmadığı, kısa sürede cevabı ulaşabilecek bir tedavi protokolünün oluşabilmesi için genetik bilgiyi de kullanmak suretiyle tedavi planlanır ve takip edilirse çok güzel, çok yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor. Peki, teşekkür ederim. Habere gitmeden Gökben Hanım sizinle biraz yürüyelim. Şimdi yeni hasta popülasyonu, profili biraz hekimle pazarlık yapan bir profil sanki. Hekimi zorlayan, hekimi sıkıştıran, hatta zaman zaman böyle didikleyen bir yapı var. Siz bir ilaç diyelim ki düşündüğünüzde belki diyor ki hayır, ben bu ilacı daha evvel diğer doktorda kullandım, bana hiç iyi gelmedi, bana bunu asla yazmayın diyor. Ya da bu benim işte uykumu harap etti diyor. Bu benim cinselliğimi öldürdü, ben cinselliğimi yaşayamayacaksam neye tedavi olacağım kardeşim diyor. Hani pazarlık yapıyor sizinle. Ve bazen de aslında hekim dolaşmasının sebeplerinden birisi de yani hekiminden memnuniyetsizlikten ziyade verilen ilacın kendisini etki etmemesi gibi bir şey. Bu iki durumdan hareketle genetiğin burada neyi sağladığını, bu yakınmanın aslında biraz da genetik profilin uygulanamamasından kaynaklandığını da düşünebilir miyiz? Nasıl yaklaşırsınız?
Söylediğiniz aslında çok doğru. Şimdi benim mesela 10 yıl öncesine dönersek, daha ilk hekim olduğum yıllarda ya da asistanlığımın ilk yıllarında görülen hasta profiliyle hizmet almak için başvuran, yardım almak için başvuran kişi sonuçta. Şu anki profil farklı. Ondan öte birkaç farklı şehirde çalıştım ben. Şehirler arasında da bir farklılık var. Ama bir taraftan hani hekimi zorluyor bu. Eskisi kadar kolay şey bir iş değil hekimlik. Hani eskiden böyle yarı tanrısal bir güç ithaf ediliyordu hekimlere. Tabii. Ne söylese uyulur. İşte önce Allah sonra siz, ne verirse uyulur. Hatta yani o reçeteyi yazmış olmak, orada hekimin imzasının bulunmasının bile bir iyileştirici gücü oluyordu. Artık çok öyle değil. Hani bu bir meslektir. Yardım etmeye çalışan bir meslek grubudur. Hastanın kendi durumuyla ilgili bilgi sahibi olması, internet dediğimiz bir şey var. İnternetten araştırıp geliyor hastalar. Hekimi de tabii araştırıyorlar. Tabii bilgi mi, malumat mı, o da ayrı bir mesele ama doğru bilgi. Doğru bilgilendirilmişlerse eğer hekime son derece yol gösterici de oluyorlar. Yani öyle hastalarımız oluyor ki şimdi depresyon bu anlattığınız şikayetler depresyon deyince, ama işte somatize depresyon değil mi diyor. İşte şu ilacı kullanalım deyince, ama benim somatize depresyonum var, nörobiyofeedback neden düşünmediniz diye. Aslında ya bana manyetik için, uyarım yapın diyor değil mi? Hekimi zorluyor bazı konuda, ama bir yandan da hastanın bu çabası aslında çok iyi oluyor. Yani hem kendi durumuyla ilgili, çünkü o hasta yan etkiler konusunda da daha uyanık oluyor, ilacın etkileri konusunda da daha uyanık oluyor ve bir sonraki görüşmede Alper de mutlaka yaşamıştır. Nasılsınız? İyiyim. Nasıl geldi ilacınız? Onu sen bileceksin. Hani bunları da hazırlıyoruz. Ya daha bilgi verici. Hatta bir hikaye dinlemiştik galiba Nevzat Hoca'dan, da kim sormuş hastaya, gelen hastaya, neyin var? Ya sen doktor değil misin? Bana niye soruyorsun diye. Yani hekim görünce hakikaten o tanrısal yükleme, hekim gördüğü an onun ne olduğunu anlamalı yani. Gözüne bakınca bazen anlaşıldığı oluyor ama her zaman da o kadar olmuyor. Şimdi böyle bir şey halindeyken, arayış ve daha iyi bir hizmet kalitesine ulaşma isteğindeyken hasta, tabii bu genotip bakılması, fenotip bakılması, işte ilaç kan düzeyi ölçülmesi, bunların her birinin ne işe yaradığını belki haberlerden sonra biraz daha detaylı konuşuruz. Hasta için aslında bir ufuk oluyor. Çünkü birçok hastamız da zaten depresyon, umutsuzluk, karamsarlıkla giden bir hastalık. Ya acaba benim işte ilaç kan düzeyimde mi bir sorun var? Acaba benim bir genotipim bakılsa mı, iyi gelir mi diye hekimlerden talepte bulunmaya başlıyorlar. Bu aslında sevindirici. Çünkü daha iyi bir hizmete ulaşmak için bunu biraz talep etmeleri de gerekiyor hastaların. Peki, belki biraz buradan yürüyebiliriz. Sevgili seyirciler, şimdi Ülke TV Haber Merkezi'ne bağlanacağız. Haberlerimizi aldıktan sonra kaldığımız yerden bu önemli konuyu, genetik ve ilaç kan düzeyini konuşmayı sürdüreceğiz. Sorularınızı da almaya başlayacağız efendim. Az sonra beraberiz. Efendim tekrar merhabalar. Haberlerimizin ardından kaldığımız yerden beraberliğimize devam ediyoruz. Önemli bir konuydu. Televizyonlarını yeni açan seyircilerimize bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Psikiyatride genetik ve ilaç kan düzeyini konuşuyoruz. Genetiğin ne anlama geldiğini, genetik profilin çıkarılması nasıl sağlanacak bunları konuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Canlı bağlantılarımız da olacak ama bir soruyla, programın başında gelen bir soruyla devam edelim dilerseniz. Alper Bey, sizden rica edeceğim. Arif Hanım'ın bir sorusu. Selamlar Uğur Bey, konuklarınıza da iyi yayınlar dilerim. Birçok ilaç almak zorunda kalan kişilerde ilaç etkileşimi farklılaşır mı? Tehlikeli mi? Ağrı kesicileri ile psikiyatri ilaçları aynı anda alınabilir mi? Tabii ilaç kan düzeyi, genetik ilaç, ilaç profili, doğru doz, doğru ilaç gibi konular konuşulunca bunlar da akla geliyor. Siz takibini yaptığınız bir hasta geldiğinde diğer tedavide kullandığı ilaçları sorar mısınız? Onları ister misiniz? Mesela tansiyon ilacı kullanıyorsa bu bir anlam ifade eder mi? Ya da işte guatr'la ilgili bir durum varsa bu bir anlam ifade eder mi? Kalp ritmiyle ilgili bir sorun yaşıyorsa ve ilaç kullanıyorsa siz ilacı ona göre mi? Biraz o konulardan bahsederseniz tabii, tabii. Rahatlatıcı olacak. Tabii hastanın, bize müracaat eden kişinin genel tıbbi durumu da çok mühim. Hem seçeceğimiz ilacın
ne olacağı ile ilgili önemli. Hem de bizim teşhis koymaya çalıştığımız hastalığa etki edebilecek, hastalığın belirtilerini taklit edebilecek veya bize geliş gerekçesini geçersiz kılabilecek bedensel hastalıkları da olabilir hastamızın. İşte hekim olarak bütün bu bilgilere erişmeye çalışıyoruz. Muayenemizde bir bedensel değerlendirme yapıyoruz. Hekim olduğumuz için zaten bütün bedenin çalışışıyla ilgili genel bilgiye de sahibiz. Yani siz fizik muayene yapıldığından mı bahsettiniz? Yani genele bakıyoruz dediğiniz zaman hani nabzına mı bakıyorsunuz, tansiyonuna mı bakıyorsunuz? Nabzı, tansiyonu, ihtiyacı varsa ateşi, bazen yani hastalarımız için şuurla ilgili sorunları olabilir. O zaman işte yani psikiyatrik belirti veren o kadar çok bedensel rahatsızlık, nörolojik hastalık vardır ki bütün bunların hepsini ayrıştırması için bir hekim bakışı gerekir. O nedenle ilk müracaatın, ilk değerlendirmenin bir psikiyatri hekimi tarafından yapılmasının çok önem arz ettiğini yeri gelmişken ben vurgulayayım. Yani pek çok sorun psikologların ilgi alanına, psikoterapinin ilgi alanına girer. Burada çoğu zaman hep terapi lazım, terapi lazım da deriz biz. Ama kime terapinin lazım olduğunu, kime ilaç kullanımının gerekli olduğunu da yine bir hekim belirlemelidir. Zira hekim, psikiyatri uzmanı ve psikologdan oluşan tedavi ekibinin de lideri yine hekimdir. Yani tedavi sorumluluğu hekimin üzerinden yürür, hekim, değil mi? Böyle hekim, hekimin gerekiyor. Üzerinden yürür. Psikoloğun terapi planını da yine planlayacak, denetleyecek olan yine hekimdir. Velhasıl hastamızın başkaca ilaçları varsa onları da bilmemiz gerekir. Aslında bu kaygıyı ben klinik pratikte, poliklinikte muayeneler ve tedavi planları sırasında çok yaygın bir şekilde izliyorum. Bizim hastalıklarımızın büyük bir bölümü kaygı temelli hastalıklar. Hastalarımızın kaygıları bu alanda da oluyor. Yani benim alacağım ilaç başkaca ilaç kullandığım zaman birbiriyle bir etkileşime geçer de bana bir zararı dokunur mu diye bunun da kaygısını çekiyorlar. Yani ileriki aşamada bir başım ağrıdı diyelim, ağrı kesici içebilecek miyim? Grip oldum, grip ilacı alabilecek miyim? Antibiyotik ya da işte tansiyon, şeker gibi ilaçlar. Aslında şu an gündelik kullanımdaki yaygın kullanılan ilaçlar arasında bu tarz etkileşimler bulunmuyor. Yani güvenilir. İlaçlarımızın kullanımı çok güvenilir. Bazı nadiren dikkat etmemiz gereken konular var. Birbiriyle bir arada bulunmamasına özen gösterdiğimiz ilaçlar var. Onları zaten biz muayenemiz sırasında gözden geçirdiğimiz için son tedavi planında ortaya çıkan reçete bu değerlendirmenin ürünü olarak çıkıyor. Siz tabii belli bunu parametrelerden bahsetmiştiniz daha evvel bir programda, yanlış hatırlamıyorsam. Yani 23 işte 23 mi demiştiniz? 23 ruhsal muayene. 23 ruhsal tespit yapıyorsunuz. Tabii. Yani siz kişi aslında ben bir şey anlatıyorum, nasılsın, iyi misin, o hekim soruyor diye düşünüyor ama siz aslında o verilen cevaplar sırasında galiba pek çok parametreyi gözden geçiriyorsunuz. Onlara var ya da yok diyorsunuz zihinsel olarak değil evet, mi? Evet, evet. Ruhsal muayene orada yapılıyor. Bizim dosyanın bir sayfası bu muayene bulgularının yazıldığı sayfadır. Biz o görüşme sırasında tıpır tıpır onları yazar doldururuz onları. Yani görüşme yaptığımız kişi farkında bile olmaz o muayenenin yapıldığından. Şimdi hanımefendinin, Arife Hanım'ın sorusu da o ki başkaca ilaçlarla kullanılabilir. Genel itibariyle güvenle kullanılabilir. Psikiyatride yaygın önerilen, yaygın kullanılan ilaçlar, bunların başında antidepresanlar geliyor, güvenle kullanılabilir. Evet, peki. Gökben Hanım, sizinle devam edelim. Seyircilerimiz sorularını göndermeye devam ediyorlar. Az sonra canlı bağlantılarımızı da alacağız. Tabii genetik dediğimiz zaman genetik yatkınlıktan ziyade genetiğe göre ilaç nasıl kullanılıyor ve hangi parametrelerden geçiyor? Biraz bundan bahsederseniz daha ayrıntılı soruları alacağız galiba. Diyelim ki bir hasta bana genetiğe göre bir ilaç uygulamasını yapar mısınız doktor hanım diyor. Ne yapılıyor? Yani kan mı alınıyor?
ne gibi tetkiklerde bulunuyor? Biraz onun aşamalarından bahsedebilir misiniz? Şimdi bunun temel olarak 3 tane formu var. Hekim zaten hastanın o sıradaki durumuna göre, hastanın ihtiyacına göre, eğer böyle bir genetiğe göre bir ilaç ya da kişiye özel bir tıp uygulaması yapacaksa ya da kanıta dayalı tıp deniliyor son dönemlerde, yani bir somut kanıta göre bir tedavi planlanıyorsa bir 3 ayağı var. Birincisi Alper Bey'in az önce bahsettiği genotipleme, karaciğerin çalışması ile ilgili, o karaciğer enzim sisteminin çalışması ile ilgili kişiden kan alınıyor, karaciğerinde hangi enzimin nasıl çalıştığı tespit ediliyor. Bu tıpkı, herkeste farklı mı? Yine? Herkeste farklı. Alper Bey'in az önce söylediği gibi parmak izi gibidir. Herkeste farklıdır ve hayat boyu çok fazla değişmez bu kişide genotipi. Genetik olarak doğuştan itibaren var olan sistem. Şimdi elinizde sizin böyle bir karne halinde veriliyor sonuçlar. Elinizde böyle bir karne olduğu zaman sadece psikiyatri ilaçları için değil, karaciğerinizdeki enzimlerin hangisinin ne kadar çalıştığı ölçülüyor. Elinizde bir karne oluyor. Bundan sonra sizin başınız ağrırsa hangi ilacı almanız daha uygun olur? Eğer işte antibiyotik kullanmanız gerekirse hangileri daha yan etki yapabilir? Hangilerini daha kolay tolere edebilirsiniz? Antibiyotiğin iyi gelmesi daha farklı bir şeydir. Hani o mikrobun hassas olması lazım bir taraftan da, ama hangi antibiyotik sizde zehirli boyuta çıkabilir? Hangi antibiyotik daha iyi gelebilir? Şeker hastası, tansiyon hastası olursanız hangi ilaçlardan fayda görme ihtimaliniz daha fazladır? Psikiyatri hastası olursanız hangi ilaçlardan daha fazla fayda görme ihtimaliniz vardır? Karaciğerinizin çalışmasına göre bunları verir ve bu sizin ömür boyu saklayacağınız bir bilgi olur elinizde. Ama genotip her şey değildir. Çünkü genotip insanın genetiğidir. Vücuttaki sistemlerin çalışmasına ait genetik bilgiyi verir. Ama fenotip dediğimiz bir şey vardır. Bu şöyle bir şeydir. Benim genotipim... Genotipleme, fonotipleme diye duyuyoruz ama biraz... Genotip... Benim genotipim, annem sarışındır, babam sarışındır, benim genotipim sarıdır. Ama ben solaryuma girerim, ben güneşte çok gezerim. Benim melatonin sistemimle ilgili başka bir sorun olur, ben sonunda esmer olurum. Fenotipim esmerdir ama genotipim sarışın olabilir. Şimdi ne anlama gelir bu? Bir ilacın o kişiye iyi geleceğini tahmin ederiz genotipte. Bu ilacı deriz, şu dozda alırsa bu kişiye iyi gelir, ortalama bir doz iyi gelecektir. Ama ve lakin kişi sigara içiyordur, fenotipi değişir, karaciğerin çalışması değişir sigara içtiğinde. Siz istediğiniz kadar o genotipe göre ilaç verin, bu kişi sigara içiyorsa kan düzeyini bir türlü yükseltemezsiniz. Bunu tekrar tekrar aslında hemen her muayenemizde hastalarımıza, sigara içen hastalarımıza, sigara içen şanssız hastalarımıza vurguluyoruz ama günde 5 tane sigara içen hastaya verdiğimiz ilaç dozu farklıdır. Bir paket sigara içen hastaya verdiğimiz ilaç dozu farklıdır. Hiç sigara içmeyen hastaya verdiğimiz ilaç dozu farklıdır. Genotipleri isterse aynı olsun. İkiz kardeş olsun bunlar. İkiz kardeş düşünelim. İkisinde de tamamen aynı hastalık olsun. Sigara içen kişi, bir paket sigara içiyor, içen biri kişi. Biri alkol alıyor, biri hiç almıyor mesela. Evet. Bir paket sigara içen kişi 2 tane ilaç kullanıyorsa hiç sigara içmeyen 1 tane ilaç kullanıyordur. Ve kan düzeyini ölçtüğümüz zaman, ilacın kandaki miktarını ölçtüğümüz zaman aynıdır. Genotip her şey değildir. Bilgi verir ama fenotip dediğimiz şey kişinin yaşam stili, alışkanlıkları. Örneğin greyfurt suyu içiyorsanız, bunu da belki tekrar tekrar vurgulamak lazım. Greyfurt suyu bu karaciğerdeki enzim sistemleri üzerinde bir değişiklik yapıyor. İlaç kullanan kişilerin greyfurt suyu içmemesi gerekiyor. Portakal suyu, limon suyu hiç önemli değil. Greyfurt suyu ama bu sistemi bozuyor. Hani daha vitamin alayım, sağlıklı olayım diye greyfurt suyu içtiği oluyor hastalarımızın. Bunu söylemiyorsa, siz de ilacı kullanıyorsanız işte evet, etki değil mi? Her gün greyfurt suyu içiyor, bakıyorsunuz değişiyor. Fenotip diğer etkilere göre kişinin kan düzeyini ölçümüdür. Fenotipe nasıl bakıyoruz? Bu çok yeni bir sistem. Bütün dünyada çok yeni bir sistem. Benim çalıştığım kurumda şu an uygulanıyor. Hani çok rutin, herkese uygulanmıyor ama uygulanan bir sistem. Mesela kafeinli bir kaşe veriliyor hastaya. İçinde kafein olan bir hazırlanmış bir karışım veriliyor. Bunu içtikten sonra İdrarında ve kanında ertesi gün bakılıyor. Bu kafeini vücut ne kadar tüketti? Kaç miligram olduğu biliniyor onun içinde. İdrarda ve kanda metabolitine bakıyor. Buna göre kişinin fenotipi tespit edilmiş oluyor. Sigara ne kadar içtiği önemli değil. Yatan hastalar için mi daha çok uygulanıyor? Yatan hastalar, bazen ayaktan hastalar. Evet. Tabii.
Buna göre kişinin genotipi genetiği değil ama genotiple ilişkili fenotip dediğimiz. Çünkü bu sigara içiyor olabilir, greyfurt suyu içiyor olabilir, kilos farklı olabilir, karaciğer hastalığı olabilir. Fenotipini etkileyen durumlar da o kafeini etki ettiği için fenotipi belirlenmiş oluyor. Genotipe göre çok daha az maliyetli, daha kolay bir test. Ve bunun avantajı nedir? Hiç henüz ilaç kullanmadan kişi, ilaç tedavisi başlayacağız ama fenotipi tespit edersek tabii o çok altın bir bilgi oluyor. Birincisi genotip tespitiydi, ikincisi fenotip. Üçüncüsü de bu çalışmaların içinde ilaç kan düzeyi ölçümü. Terapötik kan düzeyi ölçümü, terapötik ilaç düzeyi ölçümü. Bu nedir? Kişi bir süre ilaç içiyor. Bu işte yarı ömürleri vardır ilacın, içtiğiniz zaman kanda kemiklerinin yarıya kadar tüketildiği, bunun 5 katı olan bir süre. Her ilaç için farklıdır. Kimisi için 3 gündür, kimisi için 5 gündür, kimisi için 15 gündür. Bir süre ilacı kullandıktan sonra kişiden bir kan alınıyor. Bu kan dediğimiz hani bir tüp kan alınıyor ve kanda belirli bir aralıkta olması lazım. Mesela 10 mg bir ilaçtan alıyorsunuz. Bunun kanda işte 150 ile 300 arasında olması lazım. Eğer siz bir tane içiyorsanız bu ilaçtan 150'nin altında olabilir düzeyi, örnek olarak söylüyorum bu sayıları. 150 ile 300 arasında olabilir ki istediğimiz budur. O alan o düzeydeyse çünkü ilaç etki ediyor. 300'ün üstündeyse yan etki yapmaya başlıyor. Şimdi aynı doz ilacı alan kişilerden kan alıyoruz. Birisinde 700 çıkıyor, birisinde 25 çıkıyor. Çok o kadar farklı. 700 çıkanda tabii evet. Yoğun yan etki oluyor. Eğer bunu tespit edebilirsek, şimdi bazı ilaç yan etkileri de psikiyatrik hastalığın belirtisiyle karışıyor. İşte mesela yani az önce Alper Bey'in söylediği kaygı bozukluğu var kişinin. O prospektüsleri, yani ilacın içindeki kağıtları okuduğu zaman zaten kaygı bozukluğu olan kişi oradaki belirtilerin birçoğunu göstermeye başlıyor. Kişinin zaten bulantısı var. İlacın yan etkisi de bulantı. Kişi ilacı içiyor, bulantım daha da arttı dediğinde acaba ilaç anksiyetesini mi arttırdı yoksa ilaç yan etki mi yaptı, bunu anlamak bazen zor oluyor. Tabii bu ilaçların kan düzeyini ölçerek karaciğerin çalışması hakkında da bir fikir sahibi oluyoruz. Benzer ilaçların da daha yüksek çıkacağını varsayarak işte bu enzim sistemi o zaman yavaş çalışıyor deyip farklı bir enzim sistemine ya da o ilacı daha düşürmeye ya da birkaç ilaç kullanmak gerekiyorsa farklı enzim sistemlerine ait ilaçları kullanmaya. Bununla ilgili elinde doktorların tabeleler vardır. Yani hangi enzim sistemi az çalışıyorsa hangi ilacı vermek lazım, hangi enzim sistemi hangi ilaçları metabolize eder, buna göre çeşitli tabelalar vardır, ona göre seçiliyor ilaçlar. Yani biraz daha matematiksel bir işleme benziyor, biraz daha işte çıkarımlarda bulunulan, bu böyle çıktıysa o zaman demek ki bu ilaç da böyle olur. Şöyle şeyler oluyor bazen, ilacın kan düzeyi bir türlü yükselmiyorsa o zaman o enzimi birazcık yavaşlatacak başka bir ilaç işin içine konuluyor. O zaman o enzim biraz yavaşlatınca kan düzeyi biraz daha yükseliyor. Bir yandan da böyle farmakolojik şeyler oluyor. Yani hiçbir zaman bu ilacı ben aldım, komşumda alsın, ona da iyi gelir değil. Aslında çok karışık bir şey yürüyor. Ne kadar saçma ve akıl dışı bir şey olduğunu bu anlattıklarınız bazen tutuyor, bazen iyi geldiği oluyor ama hani çok vahim sonuçları da olabiliyor bu durumun. Peki meslektaşlarınıza yönelik, daha doğrusu hani psikiyatri profesyonelleri, psikologlara yönelik çok önemli şeyler söylediniz. Seyircilerimize sayfada konuyu tartışmayı sürdürüyorlar. Ben biraz Alper Bey, ya hangi hastalıklarda bunlar yapılabilir diye sorarak işi biraz daha somutlaştırıp seyircilerimizin ilgisine ve yararına sunmak istiyorum. Mesela depresyonda genetik ilaç uygulanması yapılır mı? Şizofrenide yapılır mı? Ya da kaygı hastalıklarında yapılır mı? Biraz da çalıştığınız hastalıklar üzerinden giderek konuyu değerlendirir misiniz? Tabii her hastalıkta olabilir. İlaç varsa o ilacın kan düzeyinin ölçümü de olacaktır. Önemli olan burada o hastaya özgü tedavinin idealize edilmesi, en optimum, en uygun hale getirilmesidir. Tedavi başarısını artırmak, oluşan yan etkileri ve konforsuzluğu en asgari seviyeye indirmek için bu yapılabilir. Zaman içerisinde, yani belli bir tedavi planı oturup da cevap oluştuktan sonra da ilacın dozunda azaltım yapılması beklentisi oluşuyor hastalarımızda. Bu noktayla ilgili olarak da aslında bu tetkik çok
önümüzü aydınlatıyor. Yani sürekli neden aynı dozu, yüksek dozu kullanıyorum diye bir yüksek veya yılgınlık. Normal. Veya normal. Evet. Normal. Yani bir doz tutturuldu, cevap da alındı. Diyelim ki 6 ayda tedavi sürdü. Gelişmeler güzel. Hekim olarak bizim de beklentimiz karşılandı. Hastamızın da beklentisi karşılandı ve bir ilaç kesme düşüncesi oluşabilir. Zaten hastalarımızda bir süre sonra bir bıkkınlık da oluşuyor. Bu noktada ilaç azaltımı yapmadan evvel de bu durum için uygun bir aşamada mıyız? Yani ilacın dozunu ne ölçüde azaltalım? Azaltırsak neler olabilir? Bunları da görmek ve atılacak adımla ilgili hastamızı da bilgilendirmek lazım. Zira bir süre sonra şöyle bir yorum da gelebiliyor. Ya işte ben size güvendim, ilacı azalttık ama şimdi hastalığım tekrar çıktı, nüksetti. Yani siz tahmin etmiyor muydunuz böyle bir şeyi gibi? Beklenen bir durum değil miydi? Evet. Diye gibi. Evet. Yani orada aslında önemli olan hekimin de önünü görmesidir. Demin Gökben Hanım'ın ifade etmiş olduğu, yani kanıta dayalı bir tıp işlemi gerçekleştirmek. Böyle hani afaki ne olacağının öngörülemediği, sadece tahminler ve hani deneyimlerden yola çıkarak yapılmış işlemler değil, adım adım sonraki aşamalarda neler olabileceğini görerek ilerlemek en doğrusu olacaktır. Ve tıp bütün branşları itibariyle bu yönde hızlı ilerlerken psikiyatri de bunun dışında değil. Hani psikiyatri böyle işte muğlak, sınırları belirsiz, sohbetten ibaret bir görüşme gibi düşünülüyorsa eğer, öyle değil. Tümüyle matematiksel işlemlerin olduğu, analizlerin olduğu, testlerin olduğu, ölçülebilir. Evet, ölçülebilir, öngörülebilir bir pozitif bilim. Peki. Bir seyircimiz var. Dilerseniz bunu alalım, Antalya'ya dönelim. Efendim merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Dinliyoruz konuklarım sizi, not alıyoruz. Buyurun efendim. Ben ilk 96'da rahatsızlanmıştım. Epilepsi demişlerdi bana. Daha sonra bu sene tedavi olduğumda epilepsi değil de sinir krizi olduğunu söylemişlerdi. Daha sonra bu birazcık daha arttı. Sonra epilepsi ilaçlarını bırakmıştım ben. Bipolar bozuklukla anksiyeteye olduğunu söylediler. Tıpta birazcık yattım. Daha sonra bir başka doktora gittim. O da genetik küçüklükten geldiğini söyledi bana, küçüklükten. Bir de yani çocukluktan bazı bulgular olduğunu, evet, bununla ilgili anksiyeteyenin. İlaçlar içiyorum. İlaçlar da çok ağır geliyor artık. Yani buna ne gibi bir çözüm bulabilirsiniz hocam? Nasıl ağır geliyor? Yani neler yapıyor size? Ne gibi etkiler gösteriyor vücudunuza? Biraz anlatabilir misiniz? Sürekli uykum geliyor. Halsizlik var, yorgunluk var. İşte titreme falan var. Bir de korku var. Sürekli korku işliyor içime. Onun genetik olduğunu, doğuştan geldiğini söylüyorlar doktor. Evet, yeterli oldu mu? Peki, teşekkür ederiz size. İyi geceler, izlemeyi sürdürün lütfen. Konuklarım cevaplandıracaklar. Nevşehir'den bir konuğumuz var. Merhaba. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler efendim, hoş geldiniz. Benim şöyle bir, bizim daha doğrusu yaşadığımız şöyle bir olay oldu. Bunu anlatmak istiyorum. Benim babam ağır bir depresyon geçirdi geçtiğimiz yıl. Bu depresyondan dolayı ilçede yaşıyorduk. Yani ailem ilçede yaşıyor. Ben şu an ayrı bir ildeyim. Doktora götürüyorlar, depresyon ilacı veriyor. Ama depresyon ilacını bir hafta 10 gün olmuş kullanalı veya işte 2 hafta olmuş. İsim vermeyeceğim. Tekrar bu bir kriz geçiriyor. Yani sinirsel kaynaklı bir kriz. Evet. Tekrar hastaneye götürüyorlar ve hastanede acile götürülüyor. Evet. Acildeki pratisyen hekim değiştiriyor o depresyon ilacını, başka birini veriyor. Yani etkisini daha gösteremeden İlacın farklı bir başka bir firmanın başka bir ilacına geçiyor. Ve bu şey, değiştirmeler sonucunda babam intihar eğilimine dönüştü. İntihar, ilaç içiyor, yani intihar ediyor ilaç içerek. Gidiyor, Allah'a hamdolsun ki yani biz hemen hastaneye yetiştiriliyor. Hastanede midesi yıkanıyor. Başka bir ilaç
verilerek gönderiliyor. Bu psikiyatrist hekimlerin veya psikiyatrların olmamasından dolayı ilçelerde sanki depresyon ilacı normal bir ağrı kesiciymiş gibi. Bunu gidip bir acildeki doktorun değiştirme hakkı var mıdır veya bu konuda acil doktorlarının uyarılması, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir şeyler yapması gerekmiyor mu? Ben ilacın prospektüslerini okuduğumda intihar eğilimini arttırır diyor. Depresyon ilaçlarının içinde bunu yazıyordu. İntihar dikkat edilmesi gerekir. İntihar eğilimini arttırır. İyi bir ilacı bırakıp öbürüne, onu bırakıp öbürüne geçirmek bir hastaya sağlık kazandırmaktan çok daha beter hasta ediyor. Peki. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Çok önemliydi. En azından psikiyatristlerimiz uyararak, acil doktorlarının anlatılarak bir şeyler yapılabilirse çok memnun olurum. Peki, teşekkür ederim paylaşımınız için. İyi geceler. Çok önemli aslında. Anadolu'da olduğu gibi büyük şehirlerde de zaman zaman acillerde işte henüz öğrencilik bitmiş olan pratisyenler ya da işte uzmanlık almamış kişiler olabiliyor. Tedavisi bir daha gittiğinde göremiyor. Hekimine danışmadan değiştiriyor. Hatta daha ötesi var benim aldığım kimi sorularla. Ya bu ilaç kullanılır mı diyor mesela. Şimdi hanımefendinin söylenmediği. Eczacı değiştiriyor. Hatta o hekime gittiğinde, acil hekimine gittiğinde ya çok büyük ilaçlar yazdı. Bu ilaçlar olur mu filan diyor. Zaten ilaca karşı bir tepkisi de varsa hastanın tamamen farklı bir duruma geldi. Hı hı. Buyurun efendim. Şimdi ikinci sorudan başlayayım isterseniz hazır yeni konuşmuşken. Ağır bir depresyon var, bir hafta ilaç kullanıyor, bir hafta sonra ilaç değişir mi? Çok yan etki varsa değişir. İlacın henüz etkisi çıkmamıştır. Yani ilacı, bir ilacı kesip başka bir ilaca başlarken birkaç sebep vardır. Etki çıkmamıştır ama bunun için bir 4-6 hafta beklemek gerekir. Hele de yaş ileriyse bazen daha da uzayabilir bu süreç. Ama ikinci sebep, ilaç çok yan etki yapıyordur. O durumda tabii birinci günden itibaren de değiştirilebilir. Pratisyen hekimin bunu yapma hakkı da vardır. Bununla ilgili aslında bilgisi de vardır. Ama hastayı tanıyan bir hekimin deneyim az olabilir ya da hastayı yeterince tanıyamamış olabilir. Körlemesi değişmiş olabilir. Bir şey gözünden kaçmış olabilir. Bir de psikiyatri hastasıyla yakın çalışmaya eğer alışkın değilse hastanın kaygısını yatıştıramamış olabilir. Şimdi önemli bir konuya parmak basıldı. Eğer intihar riski varsa hastanın psikiyatri ilaçlarını çok böyle ani değişiklikler yapmamak lazım. İntihar riski olan grupta antidepresan kullanımı güvenlidir ama bazı ilaçlar güvenli değildir. Fakat bazı hastalar için bu durum riskli olduğundan prospektüslere bu yazılmak zorundadır. Yani ilacın içindeki o uyarı kağıtlarına, bilgi kağıtlarına intiharı tetikleyebilir diye yazmak zorundadır. Bu durumda şimdi aklında hiç intihar düşüncesi olmayan, işte halsizliğim var, bitkinliğim var, dikkatimi toplayamıyorum, biraz üzüntülüyüm diyen ama aklında intiharla ilgili hiçbir düşünce olmayan bir kişi de bir ilaç intiharı tetiklemez. Yani olmayan bir zihne olmayan bir intihar düşüncesi sokmaz. Ama zaten intihar fikri vardır. İntihar düşünceleri vardır. Kaygısı, sıkıntısı çok fazladır. Bu kişilerde beyindeki serotonin dengesinde hızlı bir değişiklik yaparsa intiharı tetikleyebilir. Psikiyatristler bu riski değerlendirirler ilaç verirken. Hani bu kişinin intihar riski nedir? Hangi ilaçları kullanabilirim? Hangi ilaçları kullanamam? Hatta intihar riski çok fazlaysa bir antidepresan tedavi başlanacaksa bir süre hastanede kalın, burada başlayalım. Gözümüzün önünde olun, bizimle kalın burada, ona göre başlayalım. Bu teklifi veririz. Bunu da yapamadıysak hastanın kendisini, eğer o sırada bunu muhakeme edecek gücü yoksa çevresini mutlaka uyarırız. İntihar riski olabilir, yalnız bırakmayın, dikkatli olun diye. Bu yasal olarak da sorumluluğumuzdur. Onun için pratiğin ilaç değiştirmesine bir sorun yok. Ama zaman zaman şimdi pratisyen doktorlar ve aile hekimleri çok sayıda hastalığa bakıyorlar. Açıkçası mesela psikiyatristlerin işi biraz daha kolay. Biz bir hastalık grubuyla ilgileniyoruz. Diğer hastalıklarla ilgili bilgi sahibi olmamız lazım. Çünkü şeker hastası olan, kalp hastası olan birçok hastamız oluyor. Tiroid hastalığı olan. Bunlarla ilgili bir genel fikrimiz olması lazım. Ama biz hiçbir zaman şeker hastalığının, tiroid hastalığının tedavisini biz üstlenmiyoruz. Bir iç hastalıkları uzmanı gibi ayrıntılı girmezsiniz. Evet. Ama küçük bir şehirdesiniz, taşradasınız, bir köy hekimisiniz. Ya da işte şimdi güzel bir şey var, hani aile sağlığı merkezleri var. Gelen bütün hastalara bakmak zorundasınız ve herkesin psikiyatriste gidecek gücü olmayabilir. Ondan öte yani randevu bulunamayabilir ve acil bir durum olabilir. Bazen de gitmek istenmeyebiliyor. Gitmek istemeyebilir.
olabilir tabii. Ya da psikiyatrik bir sorunu olduğunu bilmeyebilir kişi. Kişinin başı ağrıyordur. Kişi iştahsızdır. Başka bir şey için gider ve görüldüğü yerde tedavisinin başlanması lazım. Psikiyatristlerin de istediği bu. Yani her şeyi psikiyatristler görsün değil. Birinci basamakta olamıyorsa bu, o zaman bir üst basamağa gitsin. Ama bununla ilgili tabii eğitimi sıkı tutmak lazım. Şimdi bir doktor düşünün ki hem kadın doğumdan anlıyor, hem çocuk hastaya bakıyor, hem ufak cerrahi girişim yapıyor, hem psikiyatri hastası bakıyor. Yok hani tıp çok geniş bir alan. Her şeye hakim olamazsınız ama basit tedaviler yapılır. Ama bir kişinin intihar riski varsa bu artık basit bir vaka değildir, komplike bir vakadır. Eğer imkan varsa bir an önce ulaştırılmalı. Antalya'dan arayan izleyicimiz de şimdi önce bir tanı netleşmeli. Aslında bizim nöroloji ile psikiyatrinin sınırlarının karıştığı, ikisi de sonuçta beyin hastalıkları. Epilepsi nerede başlar? Sinir krizi denilen şey nedir? Ne kadar psikiyatriktir? Ne kadar nörolojiktir? İkisinde de beyinde bir bozukluk oluyor. Bipolar bozukluğun bunlarla ilişkisi nedir? Nedir bu üçünün ve anksiyetenin nedir? Hepsi epizodik gelen, yani arada gelen, arada giden durumlar. Kişi sarı nöbeti geçirir, epilepsisi vardır, sonrasında iyidir. Kişinin bipolar bozukluğu vardır. Daha önce defalarca konuştuk programlarımızda. Depresyon geçiriyordur ya da aşırı hareketli manisi oluyordur. Bir süre sonra bakıyorsunuz normal bir şey yok. Ya da sinir krizi denilen durum. Stresli bir olay karşısında kontrolü kaybediyor, bir şey oluyor ama bir süre sonra bakıyorsunuz bir şey yok. Tabii tam bir tanı karmaşası oluyor. Onun için bunları ayırt edebilecek tetkikler vardır. EEG dediğimiz bir tetkik. Beynin çalışmasına bakan. Ama çözüm müdür? Çoğu zaman çözüm değildir. Evet, epileptik nöbeti görüyorsanız tanı koydurur ama psikiyatri hastalarında da %15 oranda EEG bozuklukları vardır. Bipolar hastada epilepsiye benzer bazı bulgular görülür. O zaman bir gece uyku laboratuvarında yatarak ya da video monitörizasyon yaparak bunlar gerçek nöbet mi buna bakılması, sinir krizi anında yakalanabiliyorsa ya da hemen peşinden bu tetkikin o zaman yapılması tanının netleşmesine sebep olabilir. Şanssızlık nedir? Her birinin tedavisi farklıdır bunların ve bazen birbirini tetikleyebilir. Yani siz sinir krizi dersiniz, bir antidepresan verirsiniz, epilepsiyi tetikler. Çok hani tedavileri o sebeple ayrıntı, ayrıştırmak değil mi? Evet. Tanının bir kere netleşmesi lazım. Ayrıştırıcı tanı dediğiniz şey buralarda mı önemli? Tabii. Ayrıcı tanı burada. Yani tetkiklerin bu aşamada kullanılması lazım. Çünkü komplike, karışık bir vaka haline geliyor. Şimdi genetik çocukluktan gelen dediler diyor. Tabii kafası karışıyor. Bakıyor annesinde babasında böyle bir şey yok. Çocukluğundan ne zaman geldi diyor. Çocukluğunda böyle bir şey geçirmedim diyor. Bahsedilen şudur. Programın başında konuştuğumuz. Annenizde babanızda olabilir hastalık. Olmayabilir. Yedi göbek sülalenizi incelersiniz. Hiç kimsede yoktur. Ama yani anneden babadan geçen hastalık anlamında değildir bu. Genlerinizin yapısı bu hastalığa yatkındır. Hiç kimse de olmayabilir. Hastalık vardır geçmiş düzeylerde. Genetik olarak vardır, ortaya çıkmamıştır. Bu bütün hastalıklar için böyledir. Tek bir gen yoktur bununla ilgili yani bugün. 10-12 tane genden bahsediliyor psikiyatrik hastalıklarda. Yani depresyonla bahsedilen, şizofrenide bahsedilen farklı genler var. Şimdi hastalarımız bize de sorduğu zaman benim neden depresyonum oldu? Benim maddi sıkıntım yok. Karımla kocamla aram iyi. Annem babam bana iyi davrandı. Benim neden depresyonum oldu? O zaman biz de diyoruz bu genetik yapınızla ilgili. Bazı kişiler bazı hastalıklara yatkındır. Hayatınız günlük gülistanlık geçse de hastalığa yakalanabilirsiniz. İkincisi uyku halsizlik, titreme yapıyor ilaçlar diyor. Bugün bahsettiğimiz... Bekler misiniz bunu? Hani bu normal bir yan etki midir? Bazı ilaçlarda bekleriz tabii ki, yani ilaçların bazı yan etkileri oluyor ama olmasını istemiyoruz. Yani olmaması gerekiyor. Hastanın iyiliği için olmaması gerekiyor. Şimdi kim ister hani ilaç alıyorsunuz, sinir krizleri duruyor ama sürekli halsizsiniz, titriyorsunuz, uyuyorsunuz. Bazen hastalarımız diyor sinir krizi en azından ayda bir geçiriyordum, şimdi her gün uykuluyum, her gün halsizim diyor. Haklı. O zaman neden ilaç yan etki yapıyor? Farklı bir ilaca geçilebilir mi? Bugün bahsettiğimiz ilaç kan düzeyi ölçümü burada gerekli olabilir. İlaç son derece doğru bir ilaçtır ama çok daha düşük doz kullanmak gerekiyordur belki o kişide. İkincisi korkularım oluyor diyor. Evet, zaten bu anksiyete dediğimiz sebebi bilinmeyen korku hali. Ama bir yandan da epilepsisi olan bir kişide de korku olur. Acaba nöbet gelir mi? Ne zaman gelecek? Yani bir süre sonra epilepsisi olan kişide de bir anksiyete bozukluğu, korku bozukluğu gelişebilir. Yani iç içe olabilir hastalıklar, üst üste binebilir. Bir de genetik ölçüm hani bütün ilaçlar için yapılabilir. Hangi tedaviden fayda görür? İşte epilepsisi varsa o hangi tedaviden fayda görür? Sinir krizi dediği durum
hangi psikiyatrik ilaçtan fayda görür, bunlar için inceleme yapılabilir. Yani hastalık kader değil, genetik olarak gelmiş bir şey, değiştirilemiyor belki ama hastalığı durduracak ilaçlar hemen her konuda var şu anda. En ağır bilinen şizofrenide bile hastalığı durduran ilaçlar var. Sorular var. Alper Bey, katkı ilavelerinizi alayım. Bir mail sorusu soracağım size. Antalya'dan arayan izleyicimizin bu genetik mi, benim durumum nasıl oluyor dediği şeyde bir ilave etmek istediğim bir konu var. Mizaç özelliği, kişilik özelliğinin de genetik bir tarafı var. Bir de bu karıştırılıyor. Yani psikiyatrik rahatsızlıkların içinde kişilik özelliklerinin de rolü her zaman dikkate alınmalıdır. Ve birçok bipolar diye tanımlanan, bipolar tanısı konup böyle etiketlenen insanın aslında gerçekte bipolar olmadığı, bazı kişilik bozuklukları kapsamında değerlendirildiğini de söylemeliyiz. Kişilik diye tanımlanan durumların da genetik tarafı vardır. Bir genetik zeminle kişi dünyaya gelir, sonra o zemin şekillenir aile ortamında, çocukluk yıllarındaki maruz kalınan şeylerle ilgili olarak. Burada bu konu, bu genetik bir yapı da olmuş olsa, kişilikle ilgili sorunlarda ilaç kullanımı sadece belki bazı kontrolsüz davranışların daha kontrollü hale gelmesi için yardımcı olabilir ama daha ziyade ağırlık olarak terapi görmesi lazım bu insanların. Yani genetik sorunun terapiyle de şekle girmesi mümkün olabilir. İlla evet, genetik sorun için ilaç kullanmak zorunda da değiliz. Peki. Seyircimiz ismini vermemi istememiş. 23 yaşında bir bey. 20 yaşında OKB ve depresyon tanısı aldım. 3 sene boyunca 4-5 çeşit ilaç kullandım. Günde 3 tablet ilaç aldığım oldu. Yalnız ben ilaçları zamanında almıyorum. Sabahki ilacı öğlen, öğlenki ilacı akşama doğru, akşam ilacını da gece alıyorum. Bunun nedeni de uzun süre ilaç kullandığım için düzenli almıyorum. Şimdi de günde 1 tablet ilaç alıyorum. Doktorum sabah almamı söyledi ama ben öğlenden sonra alabiliyorum. İyileşmememin nedeni acaba bu olabilir mi? Bu şekilde ilaç kullanmak doğru mudur? Ve konunuzla ilgili ilaveler neler olabilir? Evet, ilaçları mümkün mertebe hekimin önerdiği saatte ve düzende kullanmak gerekir. Zira ilaçların vücutta dolaşma ömürleri vardır. Her ilaç bir aynı değildir. Kimi günde bir defa, kimi iki, kimi üç defa kullanılmak zorundadır. Hekim ilacı planlarken ve nasıl bir düzende kullanılması gerektiğini söylerken bu süreleri gözeterek bunu planlar. Eğer hastamız bu plana riayet etmezse ilaçların kandaki kararlı durumları bozulmak suretiyle hem tedavi etkinliği ortadan kalkar hem de ani dalgalanmalar, kandaki dalgalanmalar bir takım yan etkilerin ortaya çıkmasına sebep olur. Yani biz bunlara çekilme belirtileri deriz. İlaçların kandaki seviyesinin düşmesiyle ilişkili belirtilerdir. Belki Nevşehir'den arayan izleyicimizin o babasındaki ilacın değişimiyle ilgili böyle bir sorun da olmuş olabilir. Yani bazı ilaçların çok ani kesilmemeleri de gerekir. Vücuttan atılımları ani olan ilaçlarda, yavaş yavaş ıtrah edilmeyen ilaçlarda ani ilaç bırakılmamaları da gerekir. Eğer hastalarda düzenli ilaç kullanma disiplini yoksa zaten işler biraz karışır. Yani hem cevap elde edilemez hem de ortaya çıkan bu çekilme belirtilerinin oluşturduğu ek sorunlar hastalık belirtileriyle de karışır. İşleri iyice karışır yani. Peki yani gündüz verdiğiniz ilaçların hani gün ışığıyla etkileşimi, gece ilaçların gece salgılarıyla falan böyle bir bağlantı kurmamız mümkün müdür? O çok detay, çok minik bir etki oluşturacaktır ama sabah önerdiğimiz ilaçları daha ziyade biz gündüzki etkinliğin artırılması, akşam önerdiğimiz ilaçların da bir miktar daha belki hafif ağırlık hissi ve uykuyu kolaylaştırıcı özelliği olması gibi ilacın alım saatini o nedenle belirleriz. Yani günde bir kez kullanılacak bir ilaç günün her saati
alınabilir olmayabilir. Yani şimdi, ben bunu günde bir defa alıyorum. Evet. Sabah da alsam olur, akşam da alsam olur diyemez hastamız. Zira akşam alındığı vakit uykusu bölünebilir o ilacın. Belki sabah içilmesi gerekiyordur. Akşam içilmesi gereken ilacı sabah alırsa ağırlık çökebilir, üstüne uykusu gelebilir. Bu gibi detay bilgiler var. Bunu zaten hekim planlamıştır. Bu bir bildiği vardır. Yani bunu şu saatte al, şu aç al, tok al derken bir bildiği vardır. Bazen şuna da soruyorum. Mesela bunu dahiliye hekimi, diyelim ki benim şeker takibimde öğleden yemekten sonra bana verdiği aynı doz, aynı ilacı bir başka arkadaşıma yemek sırasında almasını söylüyor. Yani bir şey var galiba orada, başka bir şey belki oluyor. Şunu sorayım size, ardından bir başka soruyla Gökmen Hanım'a döneceğim. Ramazan geliyor. Biz hani yarın sezon finali yapacağız. Tekrarlar dönecek ama Ramazan'da olmayacağız. Şimdi Ramazan'da da bu kaygılar çokça oluyor. Şimdi evet. Oruç tutmak istiyor. Hiç olmazsa bugünden onu söyleyelim. Gün içerisinde kullanacağı ilaçları kullanamayacak. O zaman bunların yerlerini değiştirmesini hekimine mi danışması gerekir? Ya da kendisi yaparsa aynı etkiyi alır mı? Yan etkiye sebebiyet verir mi? Buna ilgili bir genel bir bilgi mümkün mü? Hekime danışarak bilgi alınsa iyi olur. Burada başlıca sorun, gün ortasında öğlenleri alınan ilaç varsa orada yaşanıyor Uğur Bey. Zira hani oruçken günün orta yerinde alınan bir ilaç ne zaman alınacaktır? Sabah ve akşam alınan ilaçlarda çok sorun olmuyor. Çünkü sabah ilaçlarını sahura, akşam ilaçlarını da iftara çekerek, çekerek sorunu çözebiliyoruz da öğlen ilacı ne olacak? Bunu hekime danışmak lazım. Hani öğlen ilacı sabaha mı çekilmeli, akşama mı kaydırılmalı ya da Ramazan boyunca devre dışına mı alınmalı, ne yapılmalı, bunu hekim bilecektir. Peki, Muş'tan bir konuğumuz var, onu da alarak devam edelim. Bekleyen bir seyircimizin sorusu var, onu da soracağım. Efendim merhaba Muş'a, iyi geceler. İyi geceler. Dinleyelim efendim sizi. Ben Muş'tan arıyorum. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir program. Heyecanımdan dolayı da özür diliyorum. Ben 24 yaşındayım. Ve bundan yaklaşık 5 yıl önce ÖSS'ye hazırlanırken bir depresyon geçirdim. Doktora gittim ve ilaç kullanmaya başladım. Yaklaşık 1 yıl falan ilaç kullandım ve bütün şikayetlerim geçti. Daha sonra bu olaydan 2 yıl sonra falan, yani yaklaşık işte 2 yıl önce babamı kaybetti. Ve tekrar depresyon geçirdim. Aynı şikayetler tekrar başladı. Tekrar ilaç kullandım. Bir süre tekrar yaklaşık 1 yıl kadar kullandım ilacımı ve artık düzeldikten sonra tekrar bıraktım. İlacı bıraktım. Uzun bir süre herhangi bir şikayetim olmadı. İşte evlendim, düğünüm oldu. Her şey gayet güzel. Fakat bir süre sonra eskisi gibi şiddetli değil. Ama hafif hafif aynı sıkıntıları yaşamaya başladım. Ben hani daha fazla artmasın, daha fazla kötüleşmesin diye hemen tekrar doktorumla görüşmeye başladım. Ve kullandığım aynı ilacı önce 37,5 sonra 75 ile devam ettik. Tekrar ilacı kullandım. Şu anda devam ediyorum. İşte ilacımı kullanmaya devam ediyorum. Fakat şunu merak ediyorum. Görüştüğüm doktorum bana işte eğer 3 defa depresyon geçirdiysen bu genetik kökenlidir gibi bir şey söyledi. Ve hani muhtemelen sen ilacı bırakamazsın. Muhtemelen ömür boyu devam edeceksin bu şekilde. Ve bu beni çok endişelendiriyor şu anda. Bize ben bunu soruyorsun evliyim, herhalde. Anlayamadım. Evet. Bize ederim. Bunu soruyorsunuz galiba. Genetik olabilir mi? Bunu mu soruyorsunuz evet. Tam olarak? İlk olarak bunu sormak istiyorum. Acaba genetik olabilir mi? Hani 3 defa depresyon geçirmiş olmam. Genetik kökenli olabilir mi? Ve ben mutlaka ömür boyu bu ilacı kullanmak zorunda mıyım? Çünkü bu beni çok endişelendiriyor. Ve ben şu anda evliyim. Gebelik düşünüyorum. İlaç bana büyük bir engel. Yani ilaç kullanarak acaba gebe kalabilir miyim? Acaba işte bebeğimde bir problem olur mu? Veya ilacı bırakırsam gebelik döneminde tekrar depresyon geçirir miyim? Problem yaşar mıyım gibi korkularım var. Eğer cevaplarsanız, yardımcı olursanız çok sevinirim. Peki, geçmiş olsun. İyi geceler diliyoruz size. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. İyi geceler. Sağ olun. Kim cevaplamak ister? Ben cevaplayabilirim.
Şimdi tabii en büyük kaygı ömür boyu ilaç kullanma kaygısı bir taraftan, bir taraftan da evli ve ne olacak, hani bebeğim olmayacak mı? Yani inşallah bebeğiniz olacak, şey değil bu, depresyonunuzun olması gebeliğe engel bir durum değil. Çünkü tıp sürekli ilerliyor şu anda. Depresyonu bırakalım, daha rahatsızlıklarda bile gebeliğe izin verilebiliyor ama hekiminizle çok koordineli, sık görüşür, irtibat haline gitmeniz gerekiyor bu gebelik ne zaman olur diye. Ömür boyu ilaç kullanma fikrine ben çok fazla katılmıyorum. Çünkü yani şey, bizim bazı hastalıklarımız var, daha böyle şeker hastalığı gibi, tansiyon hastalığı gibi kronik seyirli hastalıklar. Şimdi mesela bir tansiyon hastası bir kişi de, eğer bu kişi 5 yıldır tansiyon hastasıysa evet, ilaç kesilebilir bir süre sonra, ama beklentimiz bu kişi artık ömür boyu tansiyon hastasıdır ya da ömür boyu şeker hastasıdır ya da kalbinde bir hastalık varsa ömür boyu kalp hastasıdır. Bazı hastalıklardan bahsediyorum, geçici hastalıklar değildir. Psikiyatride böyle hastalıklar vardır. Bipolar afektif bozukluk hastasıysanız ömür boyu ilaç kullanma ihtimaliniz yüksektir. Şizofreniyseniz ömür boyu ilaç kullanma ihtimaliniz daha da yüksektir. Ama gerek bipolar afektif bozuklukta, gerek şizofrenide, yaşınız çok gençse, hemen hastalığın başında tedavi aldıysanız bir süre sonra tamamen iyileşme ihtimaliniz de vardır. Depresyon ama bu gruptan bir hastalık değil. Yani depresyonda şimdi ne oluyor? İlacı kullanıyor, iyi, fayda görüyor ama ilacın eksikliği ne oluyor? Koruyucu olmuyor. Doktorunun söylediğinin şöyle çok haklı bir tarafı var. Genetik yatkınlığı fazla ufak bir stresle hemen bozuluyor. O zaman daha koruyucu özelliği daha fazla olabilecek başka bir şey lazım, ama bundan öte koruyucu özelliği en fazla olan şey terapidir. Terapiyle genetiğe müdahale edemiyoruz ama terapi alırsa stresle baş etme gücü, problem çözme becerisi arttığı zaman, yani kendi kaynaklarını kullanmasını evet, biraz öğreteceksiniz. O zaman stresi fazla yükselmiyor bu tür olaylarda ve depresyona girmeden biraz daha atlatabiliyor. Gebelikle ilgili bence çok endişeleri olmasın. Aktif depresyon sırasında değilken, koruyucu bir tedavi aldıktan sonra bir yıl, bir buçuk yıl ilaç kullandıktan sonra iyiyken kontrollü biçimde ilaç kesilip o dönem hekimiyle yakın ilişkide bulunup gebelik olur. Ne olur? Daha depresyon tekrar etti. Çok ağır depresyon geçirdi. Hiç olmadığı kadar ağır geçirdi. Her zaman için birinci seçenek gebeliğin devamıdır. Gebelik hekim devam buna eder, göre düşünür, EKT galiba yapılır. Evet. Daha hafif depresyon geçirdi, terapilerle idare edebilir. Daha orta karar bir depresyon geçirdi, yine bazı kullanılabilecek ilaçlar vardır. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra manyetik uyarım tedavisi uygulanabilir. Yani tıpta seçenek çoktur. Ondan çok endişe etmesin. Hekim uygun görünce olur gebelik. Evet, ben de çok paralel düşünüyorum Gökmen Hanım'a. Burada doktorun bahsettiği genetiklik, hastalığın genetik tarzda ömür boyu devam edeceği anlamında değil, hastalığa zemin hazırlayan kişilik özelliğinin genetik boyutu. Biraz önce arz etmiştim ben. Stres tolerans bozukluğu diyebileceğimiz bir kişilik durumu var. Burada küçük bir stres karşısında hemen psikolojik savunma mekanizmaları çöküyor ve rahatsızlıklar, bu panik olabilir, depresyon olabilir, baş gösteriyor. Hatta daha ileri seviyesinde psikotik ataklar bile söz konusu olabiliyor strese bağlı. Terapi bu işin kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması için en önemli tedavi aracı. Terapiyle güçlendirilmiş bir noktadan itibaren de rahatlıkla gebelik söz konusu olabilecektir. Bir soru var sizden rica edeceğim öneriye geçmeden evvel. Seyircimizin faranjit rahatsızlığı varmış. Kullandığı üst solunum yolu haplarının, ilaçlarının psikolojik yan etkilerini sonuna kadar yaşıyorum. Neden acaba diyor. Özellikle takıntılarım fazlalaşıyor. OKB teşhisi aldım ama normal takıntım değil, biliyorum. İlacın yan etkisinden daha fazla ve daha değişik takıntılar oluşuyor. Bir de ateşli rahatsızlıklarımda beynimin içinde ateş gibi yanıyor. Ve son zamanlarda ve o zaman kendimi dünyaya, insanlara yabancı gibi hissediyorum. Bu çok kötü bir duygu. Kelimelerle bu kadar ifade edebiliyorum. En son sinüzit çıktığında böyle olmuştu. Beynimin içi ateş gibiydi. Bir de internetten şöyle bir şey okudum. Birinin takıntı hastalığı rahatsızlığı geçmiş ve ateşli bir rahatsızlıktan sonra geri başlamış. Böyle bir şey olabilir mi? Ve OKB'li olduktan sonra fiziksel rahatsızlıklarında psikolojik yan etkiler OKB, siz halimden daha fazla yaşıyorum diyor efendim. Evet. Kısaca lütfen. Şimdi grip, faranjit, sinüzit rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlarda
beyindeki bazı merkezlerin etkilenmesi suretiyle öksürüğün, akıntıların, işte burun geniz akıntılarının baskılanması amacı vardır. Dolayısıyla bu ilaçlar bazı psikolojik yan etkiler oluşturur. Doğru. Ağırlıklı olarak da ajitasyon, kaygı, çarpıntı, huzursuzluk, uyku kaçmaları şeklinde yan etkileri ortaya çıkarır. Eğer zemin zaten bir kaygı zemini ise, takıntı hastalığı, panik gibi rahatsızlıkları varsa kişilerin, bu tür gribal enfeksiyon tedavilerinde kullanılan ilaçlar tetikleyici olabilir. Örneğin uyumakta olan bir panik rahatsızlığı böyle bir ilaçla birlikte tetiklenebilir. Ayrıca bir diğer ilave soru da böyle bir şeyin, gribal enfeksiyon, bademcik enfeksiyonu gibi bir durumun takıntıyı tetiklemesi. Böyle bir tanımlanmış bir sendrom var. Bir streptokok enfeksiyonundan sonra takıntı hastalıklarının, tik benzeri durumların oluşabileceğine dair bir sendrom. O tabii çok özel bir rahatsızlık hali. Çok sık gördüğümüz bir şey de değil. Bir bağışıklık sistemi sorunu temelde. Herkeste olabilecek bir şey değil yani. Bunu söyleyelim. Büyütmeye gerek yok. Peki. Önerilerimizi alalım. Belki bir veda zamanımız da olabilir. Sevgili seyirciler, bu akşam önerilerimizi Doktor Alper Evrensel hazırladı. Yönetmenim Ayhan Palaş şimdi ekrana getirecek. Görelim, ardından vedamız olacak. Buyurun. Evet. Psikiyatrik hastalıkların hepsinde genetik temel vardır. Genetik yapı hastalık şiddetini belirlediği gibi tedavi başarısını da etkiler. İlaçların karaciğerdeki metabolizmasını genetik yapı belirlemektedir. Bu sistemin çalışma temposuna bağlı olarak bazen aşırı yan etkiler oluşabilirken bazen de etkisizlik meydana gelebilir. Sigara ilaçların metabolizmasını bu yolla artırarak kandaki seviyesini düşüren bir rol oynamaktadır. İlaçların kan düzeylerinin ölçülmesi tedavi etkinliğini artıracağı gibi ciddi yan etkilerden de koruyacaktır. Bu yolla ilaç etkileşimleri kullanılarak etkinin çoğaltılması da sağlanabilmektedir. Çok teşekkür ederim. Kısa ve öz oldu. Birkaç dakikamız var. Temas etmediğimiz bir iki şey varsa onu lütfen alalım. Sizden alayım önce. Evet. Gökmen Hanım'a da veda edelim. Evet. Bugünkü temel konumuz ilaç kan düzeyi ölçümü ile ilgili konu. Bugün itibariyle ülkemizde yeni olan bu uygulamanın ben önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl gibi süre içerisinde sadece psikiyatride değil bütün tıp branşlarında bir rutin haline geleceğini düşünüyorum. Yani nasıl ki şeker hastalarının ilaçlarını optimize ederken hekimler şeker seviyelerini ölçerler, değil mi? Kandaki şeker düzeyine bakarak gidişatı takip eder. Bu ilaç iyi geliyor, gelmiyor gibisinden. Burada da aynı mantık geçerli. Önünü görmeden hareket etmek çok bedeli ağır sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bugün için yeni ve modern bir gelişme gibi görünüyor ama önümüzdeki yıllarda artık hiç konuşmayacağız. Artık rutin olacak. Girmiş olacak. Yani herkes bilecek, her yerde bu uygulanır hale gelecek. Peki. Gökmen'in son bir cümle varsa, bu genetik yapı bir çip gibi, bir kredi kartı gibi, bir kimlik gibi yanımızda olabilecek mi? Bir cümleyle veda edelim. Eğer yeterli ilaç dozuna rağmen klinik cevap alınamıyorsa ya da normal bir doza rağmen aşırı yan etki oluyorsa ya da birden fazla ilaç kullanımı gerekiyorsa ilaç kan düzeylerinin ölçümü işe yarar. Bundan öte sık tekrarlayan hastalığı varsa kişinin, tamamen bir tedaviye direnç varsa, o zaman genetik yapının bir incelenerek ilaçların deneme yanılma yoluyla değil de bu genetik yapıya göre verilmesinde fayda var. Peki, çok teşekkür ederim. MHP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi'nde Doktor Gökmen Hızlı Sayar, Memori Center Nöropsikiyatri Merkezi'nden Doktor Alper Evrensel, çok teşekkür ederim katkılarınız için. Önemli bir konuydu. Farklı açılardan da bugün anlatmayı başardık. Çok sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, yarın sezon finalimiz var. 2 ay sizlerle birlikte olamayacağız. Tekrar programlarımız dönecek ama yarın çocuklara biraz sesleneceğiz. Öğretim dönemini başarısızlıkla bitiren çocuk ve ergenlerin acaba yaz aylarını ne yaparlarsa telafi yapabilirler?
öğrenim bozukluklarını nasıl giderebilirler, başarılarını nasıl telafi edebilirler, bunları konuşacağız. Çocuk ergen uzmanları konuğum olacak. Bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın 23.30'da yine birlikte olalım. Ben Uğurcan Bolat, stüdyo konuklarım, yönetmenim Ayhan Pala ve tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. İyi bakın kendinize, hoşçakalın.